Mutfağından herkese merhabalar. Ben uzman diyetisyen Bahtınur Yılmaz. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle San Sebastian yapacağız. Ama neyden yapacağız? Quark'tan yapacağız. Oldukça hafif ve güzel bir tatlı tarifi olacak. Özellikle diyette olanlar, kilo verme sürecinde olanlar ve şeker hastaları olanlar bu tarifi ara öğünlerinde kullanabilirler. Tarif oldukça basit. Bir paket quark alıyoruz. İçerisine Hindistan cevizi, toz Hindistan cevizi katıyoruz. Bir tane yumurta kırıyoruz. Şu yumurtanın kokusunu alsın diye bir çay kaşığı kadar vanilin ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Önceden ısıttığımız air fry ya da fırına atacağız 180 derecede 15 dakika. Sonra üzerine de benmari usulü erittiğimiz bitter çikolatalarla servis yapacağız. Yani aslında San Sebastian gibi olacak, sadece çok daha hafif olacak. İçerisinde çünkü yağ olmayacak ve onda labne oluyor. Labne çok daha yağlı oluyor. Quark'ın ise yağı oldukça düşük ve protein açısından daha zengin. Bu yüzden daha besleyici ve özellikle sağlıklı beslenenler için de oldukça kullanışlı olabilecek bir tarif. Karıştırıyoruz tarifimizi. Ya oldukça kolay. Özellikle airfryer'da pişmesi de çok kolay oluyor. Hani böyle gece tatlı krizine böyle girdiyseniz de hemen aslında yapabileceğiniz bir tarif. Hani sağlıksız şeylere yönelmektense. Tabii her zaman diyoruz. Bu demek değildi ki normal San Sebastian yemeyecek misiniz? Tabii ki yiyeceksiniz. Ama sürekli olarak olmasını istemiyoruz. Ve tabii kilo verme sürecinde diyabet hastaları, bunu daha fazla dikkat etmesi lazım. İçerisinde hiçbir şey yok. Quark bir porsiyon aslında süt ya da yoğurdumuzun yerine geçiyor. Üzerine erittiğimiz bitter çikolata meyvenizin yerine geçer. O yüzden ara öğünlerinizdeki bir meyve, bir sütü çıkartarak bu tarifi uygulayabilirsiniz. Tarifimizi bu şekilde bir kaba koyduktan sonra önceden ısıttığımız airfryer'da 15 dakika kadar pişireceğiz 180 derecede. Ama tabii bu airfryer'dan airfryer'ı fırından fırına da değişiklik gösterebilir. Ona göre dikkat edersiniz. Bir yandan da benmari usulü bitter çikolatalarımızı eritiyoruz. Üzerine en son onunla servis yapacağız. Evet, San Sebastian'ımız hazır. Şimdi biz bunu servis ederken üzerine bitter çikolata koyacağız. Erittik benmari usulü. Ama siz isterseniz işte çilek, orman meyveleri gibi böyle böğürtlen gibi meyvelerden de bir sos hazırlayıp üzerine o şekilde de yapabilirsiniz. Yani kokusu çok güzel gözüküyor. Dediğim gibi zaten çok çok hafif ve çok kolay bir tarif. Özellikle airfryer'da çok çabuk pişiyor. Hani belki fırın biraz zor olabilir. Hani büyük fırın şu kadarcık bir şey için açmak. Ama airfryer olanlar için oldukça kolay ve yapılabilir bir tarif. Evet, şimdi servis tabağımıza aldık, çıkartıp üzerine erittiğimiz bitter çikolatadan koyuyoruz. Yaklaşık 2 kare eritmeniz yeterli olacaktır. Tabii bunu servis etmeden önce buzdolabında bir en az 3 saat dinlendirirseniz çok daha güzel olur. Dinlendirdiğinizde çok daha tok olacaktır. Ben bunu daha önce çünkü evde de yapmıştım ve oldukça severek yapıyorum. Ara öğünlerde de isteyen, böyle canı tatlı çeken, sürekli tatlı ihtiyacı olan danışanlara aslında bu tarifi veriyorum. Çünkü oldukça besleyici, basit bir tarif. Zaten bitter çikolatayı normalde de ara öğünlerde kullanıyoruz 2 kare olarak. Onu sadece yoğurda eklemişiz gibi düşünün. Şimdi bakalım tadı nasıl? Gördüğünüz gibi tarifi bak bu şekilde oluyor ki bu şu anda sıcak. Soğuyunca ne kadar daha tok duracağını siz düşünün ve içinde hiçbir şey yok, sadece yumurta var ve quark var. Oldukça güzel ve hafif bir tarif. İsterseniz içerisine daha şekerli olmasını, isterseniz içine Hindistan cevizi tozunu biraz daha arttırabilirsiniz ama bence böyle bitter çikolatayla daha güzel dengelenmiş. Hem de kalori açısından çok daha hafif oluyor. Eğer denerseniz mutlaka yorumlarda benimle de paylaşın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.